Müziğin dijitalleşmesiyle birlikte plak dinlemek de özel bir zevk haline geldi. Plak severler bu zevklerini birbirleriyle paylaşmayı da çok seviyor. Koleksiyoner Metin Karaman da yıllarca biriktirdiği arşivini mini bir müzeye çevirdi. Her gün seni düşünürüm, her an seni yaşarım. 70'lerden, 80'lerden unutulmaz şarkılar, efsane film müzikleri, hepsi hemen yanınızda çalıyor gibi. Pikabın iğnesine, plağın ilk çizgisine, gönlünüzü plaktan çıkan sese bırakın. Plaktan dinlediğimde sanki oradaymışım, o stüdyodaymışım ve o kaydı dinliyormuşum gibi hissediyorum. Müslüm Gürses, fanıyım. Elimde de var şu anda. Klasik müzikle ilgili bir plak arıyorum da bestecilere bakıyorum. 35 sene önce macerama başladım. Plak dinleyerek macerama başladım. 15 yıldan beri de bu işin aktif olarak ticaretini yapıyorum. Müzik dijital platformlarla ceplere kadar girmiş olsa da son dönemde plak ve plakçılara olan ilgi artıyor. Plak koleksiyoneri Metin Karaman'ın Balat'taki dükkanı da mini bir müze gibi. Bu yukarıda görmüş olduğunuzda dünyada üretilen ilk cihazlardan, plak çalarlardan bir tanesi. Adı fonograf. Elimdeki bu şeyin aslında ne olduğunu çoğu insan bilmiyor. Fakat bu bir plak. İlk plak türü böyle silindir şeklindeymiş. Ancak sonradan bu forma kavuşmuş. Yeni nesil geldikçe biz seviniyoruz. Çünkü plak bitmeyecek. Plakçılarla tanışmamız yeni oldu. O yüzden şu an ilk olarak Barış Manço'yla başladık. Elimdeki bu alet 100 yıl öncesinin Walkman'i. Plak çalıyor ve Metin Bey onun nasıl çalıştığını bize gösterecek. İğnemizi koyuyoruz, çalmaya başlıyor bu şekilde. Bu Rocky filminin müziklerinin plağıdır. Bu dinlediğimiz Baba filminin müziklerinin plağıdır. Bu dinlediğimizde Elvis Presley'in en meşhur parçalarından bir tanesidir. Bu dinlediğimizde sanat güreşimiz Zeki Müren'in Eskimeyen Dost albümüdür. Plakçılar artık sanatçılarla müzikseverlerin buluşma noktası olmuş durumda. 3 Kasım'da dükkanımızda 3 Eylül'ün imza günü olacak.